Üretim reform deyince aklınıza ne geliyor sayın milletvekilleri? Yüksek öğretim kurumlarımı, milletvekillerine çift maaşlarımı, değerlerimizin talan edilmesi mi? Yoksa sanayimizin gelişmesi için yatırımlar, istihdam artışı, atıl alanların açılması, üretimin, tarımın canlandırılması mı? Üretimi, sanayileşmeyi, istihdamı, kalkınmayı artırması gereken bu paket aslında bir takım bürokratik işlemleri kaldırmaktan başka bir fayda sağlamıyor. Bu bir torba kanunudur. Üretim reform paketi içerisinde YÖK var, milli eğitim var, tarım var, sendikal haklar var, orman kanunu var, var da var. Komisyona son dakikada getirilen ve üretimle hiç alakası olmayan maddeler ile bu taslak tamamen bir torba yasaya dönüşmüştür. Üretim artsın istiyorsak öncelikli olarak yapılması gereken yatırımcının önünü açmaktır. Güven sağlamaktır. Bunun için de bir an önce o halin kaldırılması ve Türkiye'nin tam demokratik işleyişe geçmesi gerekmektedir. Eğer bir üretim reform paketi hazırlayacaksak Türkiye'yi bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekir. İnşaat üzerinden dönen balon ekonominin gerçek üretime ve yatırıma dönmesi gerekir. Sanayi yatırımı yaparken tarımı yok edemeyiz. Turizm yatırımı yaparken çevre katliamı yapamayız. Bu aşamada yapılan tesis mi, daha önemli zeytin mi açıklamalarını çok talihsiz buluyorum. Hangi yatırımı yapacaksak yapalım, dağdaki ceylandan denizdeki balığa kadar tüm canlıların yaşam hakkını ve doğayı koruyarak yapmalıyız. Önce eğitim alanında reform yaparak, kindar ve dindar değil, sağlıklı düşünen, bilime inanan gençler yetiştirmeliyiz. Kapanan sanayi kuruluşlarına çözüm üretmeliyiz. İnşaat ve beton üzerinden dönen ekonomiden vazgeçmeliyiz. Bölgesel göçten kaynaklanan çarpık kentleşmeye dur demeliyiz. Tarımın, çiftçinin, toprak üreticisinin de içerisinde olduğu ranta, talana, haksız rekabete izin vermeyecek, kıyı alanlarını betonlaşmaya kapatacak, zeytinlikleri ve yeşil alanları koruyarak meraları ve hayvancılığı geliştirecek, üreticiye, sanayiciye ve yatırımcıya avantaj sağlayacak maddelerin içerisinde olduğu bir pakete üretim reform paketi denilebilirdi. Bu getirilen paketin adı ise eğer geri çekilmese zeytine idam fermanı, kıyı alanlarını milletin anasına küfreden inşaat şirketlerine peşkeş, mera alanlarına TOKİ, çiftçiye zulüm, sanayiciye bir parmak bal paketinden başka hiçbir şey olamaz. Türkiye'nin acilen eğitimde reform, yargı sisteminde şeffaflık ve bağımsızlık, sanayide